Karl Tanzler kendini birçok farklı isimle tanıttı. Almanya'daki evlilik cüzdanında ismi George Karl Tanzler'dı. ABD'de vatandaşlık aldığında ismini Karl Tanzler von Kozel yaptı. Florida'da öldüğünde ölüm belgesinde ismi sadece Karl Tanzler'dı. Hastane kayıtlarındaysa Kont Karl Tanzler von Kozel'dı. Şubat 1877'de Almanya'nın Dresden kentinde dünyaya geldi. Alman İmparatorluğunda yaşayan sıradan bir gençti. Radyolog olan Karl, 1. Dünya Savaşı başlamadan hemen önce Avustralya'da yaralanmıştı. Yıllar önce adaları gezmek için Hindistan'dan Avustralya'ya kadar gitmişti. Avustralya'ya ulaştığında durdu. Çünkü ekipman toplamak ve araştırma yapmak için zamana ihtiyacı vardı. Avustralya'da mühendislik yaptı ve elektrik işleriyle uğraştı. Pasifik'teki bir adadan tekne ve birkaç ekipman satın aldı. Aynı zamanda insan organları topluyor ve inceliyordu. Avustralya'yı sevmişti. Karl burada 10 yıldan fazla bir zaman kaldı. 1. Dünya Savaşı devam ederken Karl hala Avustralya'da yaşıyordu. Kısa bir zaman sonra İngilizlere esir düştü. İngilizler onu güvende tutma bahanesiyle esir alıp toplama kampına gönderdiler. Daha sonra Körfez'deki kaleden bozma bir cezaevine gönderildi. Savaş sona erdiğinde esirlerin ülkelerine dönmesine izin verilmedi. Hepsi esir değişim programıyla Hollanda'ya gönderildi. Karl serbest bırakıldığında hemen annesinin yanına gitti ve 3 yıl onunla yaşadı. Akabinde boy gösteren kaos ona Almanya'yı dar etti. Karl annesinin tavsiyesi üzerine ABD'ye kız kardeşinin yanına gitti. 1920'de Almanya'ya geri döndüğünde Doris Ann Schaeffer'la evlendi. Difteri yüzünden 10 yaşında ölen Clarissa ve sağlıklı bir yaşam süren Ayesha adında iki çocuğu oldu. 1926 yılında yeniden Almanya'dan ABD'ye göç etti. Florida'ya yerleşti, kız kardeşiyle aynı evi paylaştı. 1927'de ailesini terk etti ve ABD'deki bir hastanede radyoloji teknisyeni olarak çalışmaya başladı. Almanya'daki çocukluk döneminde ve daha sonra İtalya'da yaptığı kısa tatilde karanlık, egzotik yüzünü yansıtan ünlü sima Kontes Anna Konstantina'dan çok etkilendi ve sık sık Kontes'in kendisini ziyaret ettiğini aktardı. İşte bu düşünce Karl'ın değişiminin ilk adımlarıydı. Sonraki süreçte Kontes Anna'yı daha da içselleştirerek hayatının seyrini değiştirdi. Hastanede çalıştığı sırada Küba kökenli bir isim olan Maria Elena Milagro ile tanıştı. Karl, Maria'yı görür görmez etkilenmişti. Rüyalarına giren kontesin Maria olduğunu düşünüyordu. Saçları başlı olmak üzere her türlü fiziki ve karakteristik özelliklerini kontesle birebir aynı olarak görmüştü. Maria kısa bir zaman önce bebeğini düşürdüğü için eşi tarafından terk edilmiş, hastaneye geldiği sıralarda tüberküloz hastalığıyla savaş veren bir kadındı. Resmi olarak hala evliydi. Karl uzun bir zaman Maria'yı tedavi etmekle uğraştı ama o yıllarda tüberkülozun bir tedavisi yoktu. Çeşitli ilaçlar ve o dönemin elektrikli cihazlarıyla Maria'yı iyileştirmeye çalıştı. Hemen hemen her gün Maria'nın evine gitti ve onunla ilgilendi. O dönemlerde Maria'ya birçok hediye aldı ve ona olan hislerini anlattı. Maria, Ekim 1931'de hayatını kaybetti. Kiev'deki evinde Karl'ın kollarında son nefesini verdi. Ailesinin isteği üzerine Kiev'deki bir mezarlığa gömüldü. Karl her gece türbeye gider ve Maria'yı ziyaret ederdi, istisnasız her gece. Bu düzen neredeyse 1,5 yıl süresince devam etti. Maria öldükten 16 ay sonra onu evine getirmeye karar verdi. Maria'nın yanındayken daha rahat olacağını, ruhunun huzura kavuşacağını düşünüyordu. Ona göre Maria rüyalarına giriyor ve Karl'a "beni buradan kurtar" diyerek yalvarıyordu. Karl aynı gece Maria'yı mumyaladı. Özellikle saçlarını Kontes'e çok benzetiyordu. O yüzden Maria'ya bazı dokunuşlar yaptı. Özel tasarladığı peruğu özenle başına yerleştirdi. Karın ve göğüs boşluğuna çeşitli malzemeler doldurdu.
Maria'yı yatağının baş köşesine yerleştirdi. Maria, Carl'ın hayalindeki gibi olmuştu. Takıları, eldiveni, çorabı, her şeyi Carl'ın istediği gibiydi. Ama bir problem vardı. Koku. Ağır kokuyu bertaraf etmek için ona sürekli parfümler sıktı. Çeşitli kimyasallar kullandı. 1940'ın Ekim ayında Maria'nın kız kardeşi Florinda, Carl'ın yaptıkları hakkında bazı duyumlar aldı. Ama bunun doğru olabileceğine ihtimal vermiyordu. Florinda'nın bu duyumları nereden aldığı hala bilinmiyor. Florinda, söylentilerin doğru olup olmadığını kontrol etmek için Carl'ın evine gitti. Daha eve bile girmeden her şeyi dışarıdan gördü. Açık bir pencereden içeriye bakan Florinda, Carl'ın mumyayla dans ettiğini görmüştü. Florinda'nın ihbarı üzerine eve gelen polisler Carl'ı tutukladılar. Carl, mahremiyetine kasten saldırı, ailesinden izinsiz Maria'yı yattığı yerden çıkarmak gibi suçlarla yargılandı. Psikolojisinin bozuk olması ceza almasını engelleyebilirdi. Ama incelemeler sonunda zihinsel bir problem yaşamadığı, bu eylemi akli dengesi yerindeyken yaptığı sonucuna varıldı. Olay özellikle Avrupa medyasında büyük bir yankı uyandırdı. Davayı takip etmek için birçok medya mensubu Amerika'ya geldi. Ruh hali bozuk, romantik, eksantrik doktor başlığıyla birçok haber yapıldı. Ama beklenen cezayı almadı. Mahkeme Carl'a herhangi bir ceza vermedi, onu serbest bıraktı. Mumya doktorlar ve patologlar tarafından incelendi. Daha sonra halka açık bir şekilde sergilendi. Mumyayı 6800 insan ziyaret etti. Maria daha sonra aynı mezarlığın açıklanmayan bir bölümüne gömüldü. Carl 1950 yılında Amerika vatandaşı oldu. Serbest kaldıktan sonra eşiyle beraber yaşamaya başladı. Aynı dönemlerde Maria'nın bir kuklasını yaptırdı. Kuklanın Maria'yı andıran özel bir maskesi vardı. Son nefesini verdiği güne kadar onunla yaşadı. Ölümünden 2 hafta sonra kukla evinin altında keşfedildi. Carl'ın Maria'yı başka birisiyle değiştirdiği ve gerçek Maria'yı sakladığı iddiası da uzun bir zaman konuşulmuştu. Belki de büyük bir ustalıkla iki mumyayı değiştirmiş ve polislere sahtesini vermişti. Öldüğü güne dek gerçeğiyle yaşamaya devam etmişti. Carl ölmeden kısa bir zaman önce bir kitap yazdı ve Maria'ya olan sevgisini, büyük aşkını anlattı. Key West'te Carl Tanzer'ın Maria'yı çıkarmadan önceki halinin heykeli yapıldı ve sergilenmeye başladı. Olay birçok filme, diziye, hatta şarkıya ilham oldu. Fringe, Blacklist'e konu oldu.